Kesin kallavi bir şey Şehmus. Ay rezil olacağız. Bacak kadar çocuklar ezdi bizi, görüyorsun. Gülistan, hediye aramayı bırak artık kızım. Başım döndü vallahi. Anne o ne? Bana mı? Yandakilerden bize. Ne? Ay biz onlara sadece mum aldıydık ya. Ya biz zengin aileyiz. Bizim hediyemizden onları ezmemiz lazımdı. Ne ki bu? Orçun açtırmıyor. Emir ailece tadını çıkaracağınız bir şey dedi. Ahur, kutulu. Mutfak aleti olabilir. Eyvah, beş paralık oluruz. Meyve suyu sıkacağı. Mısır patlatma makinesi. O zaman biz Özgegillere aldığımız altın varaklı telsiz telefonu verelim bunlara. Altta kalmayalım. Emir salonda kullanacağınız dedi. O vakit mutfak aleti değil. Kristal vazo falan mı acaba? O vakit işi büyütelim. Sacide ablalara aldığımız şerbet takımını verelim, ha? Böcek gibi ezelim bunları. Bu gece eğlenirken kullanacağınız falan dedi. Partici komşudan partici hediye dedi. Partici. Yılbaşı gecesi. Müzik. Müzik seti. MP3 çalar. Kesin. Hem de bayağı sağlam bir MP3 çalar. Pahalı, partici, günün anlam ve önemine uygun. Hem çok para vermişler, hem de bu gecemizi şenlendirecek bir şey almışlar. Ya kahretsin, bunu bize neden yapıyorlar ya? Bunun üzerine nasıl çıkacağız Gülistan? Ay. Bunun üstüne ancak tek bir şey çıkabilir. Dansöz. Tombala. Orçun. Karaoke seti. Hiçbir hazırlığımız yok. Nereden çıktı bu parti ya? Emir yokken başlatalım şu işi. Biraz spontan ol Deniz ya. Merhabalar. Selahattin abinizin yılbaşı hediyeleri. Ay, ay ne zahmetler. Buyurun. Nasıl? Ne diyeceğimizi şaşırdık. Ne var ya? Kızlara küçük bir şey alayım dedim. Gerçekten küçüklermiş. Avuççu kadar. Sen hadi şu televizyon. Hayırdır? Selahattin Bey bize yılbaşı hediyesi almış. Bizim size hediyemiz başka bir şey kızım. Herhalde bu hanım kızlara küçük bir şaka. Öyle değil mi Selahattin? Uğur getirir derler babacığım. Sana pek getirmeyecek ama. Gel bakalım. Oğlanlara da aldım babacığım. Onlarınki de kırmızı. Onların biraz model farklı. Bu ne terbiyesizlik ya? El alemin kızlarına kırmızı don vermek sana mı düştü? Babacığım onlar benim kardeşim. Yahu yan taraftakiler mi marjinal, biz mi marjinaliz? Yan taraf masrafını yapıp efendi efendi bize müzik şeysi veriyor. Kırmızı don mu veriyor? O da onların düşüncesizliği. Verseler yeriz. Sus ulan! Babacığım ben mi icat ettim? Yılbaşı adeti bu. Ay sizin adetinize de yılbaşınıza da yetti be. Ben başıma geleceği biliyordum zaten. Orçun siz nereye oğlum? Nurhayat yengem uykusunda eylemi boğmakla tehdit etmiş de ayakkabı alacaktık. Gerçi şu an boğulmayı göz alacak duruma geldik ama. Ay Allah'ım ya. Babacığım ben şu yandakilere hediyesini verip geliyorum. Siz de hazırlanın lütfen. Misafirler gelemiyor. Biz onların yanına tavernaya gidiyoruz. Sağcıcı ablamgiller uzun bir masa yapıp hepimize yer etmiş sağ olsunlar. Hadi kocabaş ailesi sayemde şampanyanın su gibi akacağı bu gece de resmi olarak sosyeteye giriyorsunuz. Şu kız çocuğu da ayağına insana yakışır bir pamuç alıp giysin çıkalım. Ay o kadar da yemek yaptıydım. Ay neyse artık. Çok güzel kuru sofrayı akşam evdeyiz. Babacığım oradan başka duyuldu sanırsam. Yer ayırtmışlar geliyoruz dedik. Şimdi de ara gelmiyoruz ya vakit. Vallahi şakkadanak bayılırım. Gelin hanıma soğan koklatın. Salataya da bolca soğan doğrayın. Biz bizeyiz nasıl olsa. Ama baba ya. Kes artık be. Hala fortofoni adetler bitti. Benim adetlerim var şimdi. Madem bu akşam yılbaşıysa, yemeğimiz de bolsa ailecek evdeyiz. Ve şu anda aklıma geldi fevkalade bir gariban bulun getirin tanrı misafiri.
Tanrı misafiri mi? Evet, eski bir Türk adeti. Bunu bir gariban yedirelim, içirelim. Allah'ım kahiz! Bizde kırmızı don giyilmez. Bizde özel günlerde hayır işleri yapılır kızım. Bulun bir gariban, yoksa bütün bu hediyeleri de fakirlere dağıtacağım ha. Ama hırlısı var, hırsızı var babacığım. Reis amca. O uyanık benden zengin. Buluruz birini ya. Heh, aferin bak. Tinerci binerci getirmeyin çocuğum. Temiz ahlaklı bir fakir olsun. İç kopuk olmasın, keser bizi. Şöyle teyze meyze bulsak. Peki tamam. Temiz ahlaklı bayan bir fakir olsun. Deniz gelsin. Ahlaklı mı? Ya ne dönüyor burada? Mahsus yapılıyor bu bana. Cihangir de fakir temiz ahlaklı olsun, bayan olsun. Yanağında bir beni mutlaka olsun mu? Oğlum ben şaka yapmıyorum. O gariban gelmeden sofraya oturmak yok. Babacığım seni akla, mantığa ve tarabiyeye davet ediyorum. Gelemiyoruz kızım. Bu akşam evdeyiz, hatta misafirimiz var. Elem sendeyiz. Bulup getiriyoruz. Gülistan, yandakilerin hediyesini veriver. Servet Hanım, sen de sofrayı kuruver. Yemeğimiz yer, misafirimizin karnını doyurur. Efendi efendi, dansözümüzü seyrederiz. Kırmızı dona muhalefet, dansöze destek. Biri özel hayat, diğeri sanat. Yılbaşında gece yarısı dansöz, folklorumuzdur. Merhaba bayan, acaba tanıdığınız fakir, temiz, saf bir bayan var mı? Buluruz. Ne yapmak için? Oldu, teşekkürler. Pardon. O vitindeki kırmızı tişört kaç para? İndirime girdi. 29 lira. Oo, pahalıymış. Sağ ol. Pardon, bakar mısınız? Evet. Ben Eylem. Bize ailemizle birlikte yılbaşı kutlamaya gelir misiniz? Şu an. O nasıl şey öyle? Yemeğe tanrı misafiri arıyoruz. O ne ya öyle? Okey, dördüncü arıyoruz gibi. Tanrı misafiri. Ben. Fakir, temiz, iyi biri diye verildi sipariş. He, ben öyleyimdir de. Yani. Şu kıyafet ailede tatsızlık çıkmasın diye giymiş olan birinin kötü niyeti olabilir mi sence? Yok. Hindi pilav, televizyon, kalabalık aile, torun torba, gelin adayı, o tarz. Hadi ya, ay ne güzel. Dede var bizde de, eksantrik bir tip. O tutturdu bu tanrı misafiri işini. Alo. Galiba buldum dede. İyi bir insan. Meslek. Öğrenciyim. Öğrenciymiş. Ha güzel. Ailesi falan nereliymiş, kimin nesiymiş? Nerelisiniz, aileniz falan? Eski İstanbulluyuz biz hep. Baba falan Hacı Hüsre. Eski İstanbullarmış, babası Hacı'ymış. Tamam. Ev yakın. Ne diyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.